Bundan önceki dönemlerde de sık sık dinliyorum. Trafik sorununun olduğunu dile getirdik. Sürekli trafik kazalarının olduğunu dile getirdik. Ama maalesef yetkililer hiçbir zaman önlem almıyor. Gördüğünüz gibi burada da birçok ihmalkarlıklar var. Birçok eksiklikler var. Şehirler arası transit bir yol. Arabaların yoğun olarak kullandığı bir yol. Yayaların da aynı şekilde kullandığı bir yol. En azından burada bir kaldırım yapılabilirdi. Yani eğer bugün burada bu kaldırım olsaydı belki bu kardeşlerimiz hayatta olmuş olurlardı. Yetkililer lütfen yani bu hususta duyarlı olsunlar. Evet. Siz de öğrencisiniz değil mi? Her gün bu yolu kullanıp geliyorsunuz. Evet. Şimdi öğrenciler geçiyor, vatandaşlar kullanıyor. Aynı zamanda işte şeyler arası yol, yayaların da kullandığı bir yol. Trafik sinyalizasyon yok, düz geçit yok. Vatandaş karşıdan karşıya geçmek zorunda kalacak. Alt geçit yok, bariyer yok. Yani evet. Buraya insan da yola girebilir, hayvan da yola girebilir. Bu yolda daha fazla ölümlerin, kazaların olmaması için yetkilileri göreve çağırıyoruz. Evet. Yani burada yani bunu yapmak çok mu zor? Yani daha kaç can ölecek? Daha kaç insan toprağa gömeceğiz? 4 tane bayan kardeşimizi biz burada trafik canavarına kurban verdik. Özellikle yetkililerin bu noktada duyarlı olması lazım. Allah'tan reva mıdır? Şehir içinde bulunan bir yolda yaya yürüyüş yolu olmasın. Ya da yayaların yürümesi için kaldırım olmasın. İstiyorum ki özellikle bunu çekesiniz. Mesela burada güvenlik şeridi var. Bir adım ötede yayalar nasıl yürüsün? Bir göster bakalım. Bu uçurumda, bu sarp noktada nasıl yürüsün? Şimdi doğal olarak yayalar ne yapıyor? Orada rahat yürümeyince asfalta çıkıyor. Asfalta çıkınca da ne yapıyor? Gelen araçları kestiremiyor. Hızını kestiremiyor. Ondan sonra hangi şeritten geldiğini kestiremiyor. Doğal olarak araçlar dengesini kaybedince yayaların içine dalıyor. Biz hemen her yıl bu yolda insanlarımızı trafik canavarına kurban vermişiz. Her yıl, her ay. Bakın ta geçen ay içerisinde gene ileride düğün salonunun kenarında bir bayan teyzemizi biz gene trafik canavarına kurban verdik. Lütfen yetkililer bu noktada bir duyarlılık göstersinler. Beton asfalt dökmüşler. Bakın onu da bir çekin, şerit olarak bir gösterin. İki şeritli beton asfalt dökmüşler. Ya Allah aşkına burada şehir içinde sen beton asfalt döküyorsun, bari üç şeritli dök. Yayaların yürümesi için de yaya şeridini ayır. Ve burada mutlak suretle yayaların rahat bir şekilde yürümesi için bariyerin olması lazım. Yani araçla yayanın arasında bir set olması lazım. Allah korusun. Direksiyon hakimiyetini kaybeden bir şoför en azından yayalara çarpmaktansa beton bariyere çarpsın. O şekilde kendini toparlayabilsin. Evet. Burada geçenlerde ablama vurdu. Şu anda 32 gündür yoğun bakımda yatıyor. Evet. Hemen şurada bak. Dün 4 kişi burada vefat etti. Bugün herhalde yine vurmuş. Vurdu. Geçen orada vurdu, hastaneye götürdük. Yani her hafta burada kaza oluyor. Adam, gördüğünüz gibi burada ne bir yan yol var. Evet. Bak. Yani. Beş kara şehirler arası yoldur. Hı-hı. Şehirler arası yoldur ama şey yok. Hadi nasılsın? Tamam. Yan yol yok. Devamlı bu yoldan gidip geçiyorum. Karşıda oturuyorum. Evim burada. Evet. Binlerce öğrenci gelip geçiyor. Yani yol güvencesi yok. Kaldırım yok. Evet. Bir şey yok. Evet. Evet. Çek onları abi, çek. Sakat hakikaten. Abi yani şu an...